Bir 150 tanesine ulaştık. Minişlerle çok ciddi dediğim gibi çalışmamız vardı. O 150 tanesinin de bir kısmı kendi tanıdığı, bildiği arkadaşlarına yaptırdılar. Böyle bir zorunluluk tabii ki yok. Herkes bildiğine yaptıracaktır. Fakat başkan bu konuda bizimle ilgili ciddi bir pazarlık yaptı. Hayır dedi, biz kendi bünyemizdeki kişileri korumamız lazım. Ve bu kaliteli kontrol, periyodik muayenelerin de içinde bulunduğu bir paket program hazırladık. O programla programla birlikte bir müfettiş karşınıza geldiği zaman o müfettişe karşı elinizde vereceğiniz bütün doneleri sağlıyoruz size. İnşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili sıkıntılar ya da sormak istediğiniz şeyler olursa ayrıyeten cevaplayabilirim. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. İyi akşamlar. Orhan Bey, siz konuşacak mısınız? İyi akşamlar. Değerli başkanımıza, doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Ve Orhan Fidancıları yine günün anlam ve önemini ifade eden konuşması için kürsüye davet edelim. Fidancılar Sigorta olarak ilk önce sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tuttuğunuz oluşları Yüce Rabbim inşallah katından makbul ve kabul eder. Efendim, Fidancılar Sigorta ve Vinçler olarak sizlerle bölgesel yaptığımız toplantılarda ihtiyaçlarınızı belirledik. Sayın Başkan'ın dediği gibi de bütün sigorta şirketlerinin kapılarını çaldığımızda size hiç iyi bakmıyorlar. Sizi çok riskli görüyorlar. Biz bu çalışmayı yaparken ihtiyaçlarınızı belirledik. Bazı poliçelerde değişiklikler yaptık ve bunları sunduk. Ciddi bir üretim yapacağımızın taahhütünü bile verdik. Bir tane firmayla şu anda anlaşmamız var. Çok güzel de bir çalışmamız var. Burada sizlerden büyük destek bekliyoruz. Çünkü eğer biz verdiğimiz sözü tutamazsak, sigorta şirketine üretimi yapamazsak, hasar prim frekansını tutturamazsak maalesef bu proje bitecek. Ben kısaca şunu söylüyorum. Top sizin ayağınızda. İster gol atın, Şampiyonlar Ligi'ne girin ya da avuta atın, amatör kümeye düşün. Hakikaten bu poliçelere ihtiyacınız var. Biz de şunu şu anda başarmışken gelin destek verip bu projeyi başarıya doğru getirelim. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Orhan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bilgi vermiş olduğu ve aktarmış olduğu bilgiler için. Ve yine İMDER ve İSDER Genel Sekreteri sevgili Faruk Aksoy'u da kürsüye davet ediyoruz. Temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Allah hoşlarınızı makbul eylesin. Hepinizi sektörü bir arada toplayan Vinçler Başkanı Ramazan Bey'in gayretli ve üstün başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eder. Vinç İşletmecileri ve İşletmecileri Derneği temsilcilerinde bu güzide topluluğa akşam iftar yemeğine beraber olmaya ve aynı zamanda sponsorların da beraber olmasına vesile oldukları için bütün sektör temsilcilerini tebrik ediyoruz. Tabii vinç sektörü hızla gelişen bir sektör. Aynı zamanda işletme ve sorunlarıyla beraber devam eden bir sektör. İş varsa sorun da var, problem de var. Ama hep beraber bu sorunların, bu problemlerin çözümü için gerekli gayret ve çabanın Ramazan Bey ve ekibi tarafından çözüm yollarıyla beraber giderildiğini görmekteyiz. Biz de İMDER ve İSDER olarak da kendilerine destek vereceğimizi burada sizlerin yanınızda iletmek istiyoruz. Halihazırda beraber aynı çatı altında, aynı sektör içerisinde beraber üyelerimiz, beraber sorunlarımız ve beraber yolumuz bulunmakta. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Beni dinleme zahmetli bulduğunuz için de teşekkür ederiz. İyi akşamlar, sağ olun. Hayırlı olsun. Thank you.
Çok değerli başkanımız, genel sekreterimiz sevgili Faruk Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, mikrofon almak isteyen, duygularını anlatmak isteyen dostlarımız varsa, iş adamlarımız varsa buyursunlar diyeceğiz. Sanırım yavaş yavaş da toparlanıyor zaten. Gerçekten böyle bir organizasyonu tek başına yapılacak bir durum değil. Bu anlamda değerli başkanımıza Vinçler, Vinç İşletmecileri Derneği, sevgili Ramazan Bilgi'yi bu anlamda kutluyorum. Tabii onun çalışma arkadaşlarını da kutluyorum burada. Burada yalnız bırakmayan kendilerini, sponsorları ve tabii ki iş adamlarını da kutlamak istiyorum. İnşallah böyle güzel oluşumlar ve topluluklar toplum içerisinde bizlerin hayatında daimi olur sevgili dostlarımız. İnşallah devamında daha güzel yıllarda, daha ileriki yıllarda da böyle toplulukları görmek ümidiyle diyelim. Sizleri Allah'a emanet edelim. Her şey gönlünüzce olsun. Diyelim iyi akşamlar. Sevgili Ramazan Bey, var mı söyleyeceğiniz? Yemek programı devam ediyor. Gece 12'ye kadar biz buradayız. Dışarıda ürün tanıtımları devam ediyor. Hiç kimse gitmiyor. Buradayız yani. Gece 12'ye kadar buradayız. Evet. Evet, o zaman biz de buralardayız. Peki. İyi eğlenceler diyelim. Hoş sohbetler şimdi. Demi unutma. Grover. Karon Grover iyi makine. Tamam mı? İlk önce firma ismini alalım. CKV Winch İşletmesi. Eren Yıldız Tekin ben. Eren? Yıldız Tekin. Yıldız Tekin. Bu ikinci Vinçler işletmecilerinin bir iftar yemeği. Biliyorsunuz hem işletmecileri hem tedarikçileri toplayıp bir hedefe gidiyoruz. Evet. Amaç burada birbirlerini tanıması. CKV olarak nasıl görüyorsunuz? CKV olarak bu kadar görmediğimiz zaten insanı, sektörde beraber çalıştığımız insanı bir arada görüp fikir alışverişi yapmamız çok güzel bir şey. Burada Ramazan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Herkes toplamış, iyi çalışma yapmış. Ve katılımın bu kadar yüksek olması da bizim açımızdan çok iyi. Beraber çalıştığımız insanlarla güzel hoş vakit geçiriyoruz. Peki, 2013 hedeflerinde CKV olarak hangi markaları özellikle, yani yerli ve genellikle yerli Vinç yok olarak, ama Vinç olarak mobil Vinç olsun. Yani mobil Vinç olarak Kule Vinç zaten... Kule Vinç'e yine girdiniz bildiğim kadarıyla. Kule Vinç'te bizim kendi distribütörlüğümüz var zaten. Linden Komansay'da süre gelen, devam eden. Bunun yanına ilk sıradan Çin firmaları ekleyeceğiz. İsim verdim şu anda ama iki tane firmayla zaten görüşüyoruz. Bir iki hafta içerisinde, evet, siz de biliyorsunuz, bir iki hafta içerisinde zaten imzaya kaldık, imza atacağız. Mobil Vinç ve paletli Vinç olarak da zaten Grove'la beraber onun şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Liber'le görüşüyoruz tabii. Terex'te olduğunu Terex'te zannediyorum. Terex'te de görüşüyoruz. Zaten evet, makine parkımızda hala hazırda Liber'imiz var, Terex'imiz var, Grove'umuz var. Zaten bu üç firmayla süregelen, uzun zamandan beri süregelen bir beraberliğimiz var. Ve bununla ilgili de hala her zaman görüşüyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda da imzalamış olduğumuz çok büyük projelerimiz var. Bununla ilgili de zaten bu yıl çok ciddi yatırımlar yapacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sevindim. Muhsin Güleç. Evet, Muhsin Güleç. Evet. Evet. İşletmeciler Derneği'ne gerçekten bu kadar bir işletmeciyi bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Bir sorun, bir cevaplayalım. Peki. Cengar Verdiğince 2013 yılındaki hedefleri neler? 2013 yılındaki hedefleri işte biz daha büyüyerek gitmek istiyoruz. İyi de bir çizgi yakaladık. Umarım bu çizgiyi devam ettiririz. İleriki yıllara takılırız. Şu anda parkurunuzda, makine parkurunuzda taktığınız yerli yabancı markaları söyler misiniz? Genelde hidrokon kullanıyoruz. Siyah kutu olarak. Yabancı müşteride bu sene Grow 220 tonluk kalktı. Bir tane de tutun siparişimiz var. Kısmet olursa Kasım Aralık döneminde gelecek. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye'nin mesleğiyiz. Hem Mayotov grubu altında çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'de son dönemde en çok Grow marka bin satıldı. Bu da tabii firmamızın göstermiş olduğu aşırı çaba, çok fazla seyahat, İstanbul yatırımları. Bunların hepsi tabii burada etken oldu. Önümüzdeki dönemde paletli makine konusuna da gireceğiz Türkiye'de. O zaman tabii ciddi rekabet olacak herkes için. O rekabeti bekliyoruz şu anda. Rekabet sonuçta hem üreticiye hem tüketiciye bir kalite getirecek. Bunun da farkındayız. Dolayısıyla o piyasada olmak istiyoruz. Karun o zaman 2013 yılında hedefini yakaladı mı Türkiye genelinde? Yani evet, evet. 2013 yılında biz hedefimizi yakaladık. Beklentilerimizin üzerinde demeyeceğim, beklentilerimiz buydu. Biz de o hedefi yakaladık açıkçası. 2014 yılında
Sektörde çok ciddi bir açılım var şu anda. Sektör iyi gidiyor. 2014 yılında ciddi yatırımlar olacak Türkiye'de de. Bu yatırımları işte hem teleskopik mobilya işler hem de paletli mobilya işler olarak hizmet vermek istiyoruz. Bunun için de dediğim gibi İstanbul yatırımı yapıyoruz şu anda. Ankara'da ciddi bir oluşumumuz zaten vardı. Bu oluşumu İstanbul'a taşıyabilirsek müşterilerimize daha hizmet verebileceğimizi düşünüyoruz. Daha kaliteli ve daha çabuk hizmet verebileceğimizi düşünüyoruz. Genel olarak bu organizasyona baktığımız zaman da organizasyon çok güzel olmuş. Yani böyle bir müşteriyle üreticiyi bir araya getiren organizasyonları pek bulmak mümkün değil sektörde açıkçası. İşte fuarlardan fuarlara görüşüyoruz. Hani bizim için burası şey, yani bir haftada benim görüşebileceğim müşterilerin tamamını ben burada belki 2 saat içerisinde görüp görüşebiliyorum. Kâra geçmiş oluyorsunuz o zaman. Tabii kesinlikle. O yüzden de Ramazan Bey şahsında tüm Winchler'e, Winchler'in yöneticilerine, üyelerine, herkese de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim siz de burada olduğunuz için. Biz basın sponsoruyuz. Tabii süper bir durum. Siz evet. De sonuçta kendi işinizi yapıyorsunuz ama iş yaparken bize de yardımcı oluyorsunuz. Tüketiciye de yardımcı oluyorsunuz. Bu da ayrıca bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyi. Nasıl buldunuz organizasyonu? Çok güzel bulduk. Çok mükemmel. Yani tekerler harika diye bileceğim. İsmini sağlayayım. Selahattin Dursun. Dursun. Evet. Temelini devamlı olmasını istiyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Yani en azından bu kadar cemaati bir arada bulmak çok güzel bir şey yani. Çok gurur verici bir şey. İnşallah temelini devam ediyoruz. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne Sara? Saral. Firma isim. Şey, isim? Suat. Suat Sara. Suat Bey, nasıl buldunuz organizasyonu? Gayet güzel. Topluluk, müşterilerle. Tedarikçiyle iş işletmecisi olduğunuz için bir buluşma hedef noktası değil mi? Kesinlikle. Hı? 2013 yılı nasıl geçti? Geçiyor. İyi, gayet yeni güzel. Yeni yatırımlar var mı? Gayet güzel, iyi. Yeni yatırımlar var mı? Var. Neler olacak? Şimdi rakiplerimizin yanında açıklayayım. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederim. Peki, nasıl buldunuz organizasyonu? İsmi alayım ilk önce. Önder Vinç firmamız, Hüseyin Aydın. Gayet başarılı bulduk. Ünlü aydınlardan zannediyorum. Yok, soyad benzerli. Soyad peki. Gayet başarılıydı. Güzel bir topluluk oluşmuş burada. Evet. Meslektaşlarımız ile tedarik. Sakarya'dan geldiniz değil mi? Sakarya'dan geldik. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz böyle bir ortam hazırladığınız için. Sağ olun. Nasıl buldunuz ortamı? Ortam güzel. Ben ilk defa geliyorum hani buraya. Bu birincisini evet. Yani ikincisini hı-hı. Yapıyoruz evet. İnşallah daha güzel olur ve güzel yine de sonuçta beklediğimizden iyi. Sakarya Vinç değil mi? Yok. Yaşar Vinç. Yaşar Vinç. Ama Sakarya'dan geliyor. Evet doğrudur. Nasıl gidiyor? 2013 yatırımlarında neler? Yani şu an için hani piyasa birazcık sıkıntılı gözüküyor. Yani nakitsel aşamada biraz sıkıntılar var genelde. Vinç piyasa değerleri biraz düşük. Hani demin sigortalardan, şunlardan bunlardan bahsediyoruz. Bunların hepsi bir maliyet oluşturuyor. Biz de bunları müşterilerimize yansıtamıyoruz doğal olarak. Bu gibi sıkıntılar var. Genel bir sıkıntı. Rekabet. Tabii ki rekabet. İşte yani. Ama işte artık hepimiz için geçerli. Böyle savaşmaya devam edeceğiz. Hayırlısı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Herkül Vinç, Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Herkül Vinç. Başakşehir'deyiz. Evet. 96 yılından beri Vinç sektörüne hizmet veren bir kurumuz. Herkül Vinç olarak. Meslek, İsim alayım o. İsmim Tuncer Arıcan. Şirket üyesiyim. Kurucu üyelerindenim. Bu camianın içindeyiz. Camiamızda gurur duyuyoruz. Böyle bir organizasyon yapan Vinçler Dernek Başkanı Sayın Ramazan Midilli'ye çok teşekkür ederiz. Böyle toplandık. Konularımızı paylaştık. İlk senede birincide de buradaydınız. Birincide de buradaydık. Evet. Bu sene nasıl birinciyle ikinci? Bu sefer katılım oldukça memnun edici. Benim de memnun olduğum bir katılım oldu. Hiç görmediğim meslektaşlarımı gördüm burada. İnşallah devamı daha çok olur. Sorunlarımız daha güzel bilgi paylaştıkça sorunlarımız azalır. İnşallah bunları da başarırız. Peki çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim size ayrıca. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir Trabzonlu'yu görüyorum karşımda. Delvinç. Evet. Sen daha önceden de konuşmuştuk zaten Selim Hanım Bey'le. Evet.
nasip kısmet meselesi değil evet, mi? Yine evet. Konuşuyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür. Sağ olun. Nasıl buldunuz organizasyonu? Çok başarılı bulduk. Gerçekten bu kadar insanı bir araya toplamak önemli bir iş. Hem iftar yapıyoruz birlikte, hem de sektörün sorunlarını birlikte konuşup dinleme imkanı oluyor. Çoktandır görmediğimiz arkadaşlarımızla burada görme fırsatı oluyor. Bence gayet başarılı. Tebrik ederim başkanımızı bu konuda. Çok özellikle. Siz bu arada geçen sene bir şey atılım içerisindeydiniz bir doğru, iş olarak. Ne doğru. Yaptınız bu sene? Biraz anlatır mısınız? Biz bu yıl 1,5 milyon euroluk yatırım yaptık. Makine parkımızı büyüttük. Sektörün büyüyeceğine inancımız devam ediyor. Önümüzde çok ciddi projeler var. Yeni makine siparişlerimiz var. Hangi markaları düşünüyorsunuz? Biz Liber ve Grove çalışıyoruz. Evet. Orkun Bey de orada oturuyor zaten. Evet, Orkun Bey'le merhabalaştık gelince sağ olsun. Öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Firma adı? Express Winch. Express Winch. Yeni Express mi yoksa normal Express mi? Yenisini, eskisi mi vardı? Ben yeni Express diye biliyorum. Öyle mi? Bir tane. Peki Express mi? Express'tir, şey sadece Express'tir. Evet. Peki. Evet, nasıl hakiki buldunuz? Hakiki. Hakiki. Nasıl buldunuz ortamı? Ortam, yani tabii İsmi alalım ilk önce, isim alalım. Yunus. Yunus soyad? Türker. Türker. Şimdi hep kendi dostlarımız olduğu için tabii ortam sıcak. Bir de hep kendi iş arkadaşlarım, aynı çevre. Sıcak bir ortam, güzel. Evet. Peki Express Winch yeri nerede? Express Winch yeri Merter'de. Merter. Nasıl yatırımlar? Yerli yabancı değişiyor mu? Ya şu anda yabancı yok. Yerli. Yatırım hep yerli. Maaş farklı olarak da yabancı hep yerli makineler. Hangi markalar? Makinelerde hidroyavuz olacak inşallah. Şu an yok hidroyavuz. Hidroyavuzu çek burada. Acar marka var. Acar, Hidrokon var, Kombas Acar, Hidrokon var, uzmanlar var, Akar var, Paksan var. Var ama var. Şu an o kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Michelin Yemek Organizasyonu'nda Sanko yani MST'de Burçin Bey ile birlikteyiz. Burçin Bey soyadınız olabilir. Gözlük kişi biri basıyor sonra Burçin Arbay. Burçin? Arbay. Arbay. İlk defa katılıyorsunuz. Şimdi biz Sanko olarak bu organizasyona ilk defa katıldık. Geçen sene de yapılmış. Biz katılamamıştık. Bu sene böyle bir iş duyunca hemen çok seri bir şekilde oldu zaten. Çarşamba günü haberimiz oldu. Perşembe hazırlığı yaptık. Seri bir şekilde katıldık. Ben memnunum. Çok güzel görüşmeler oldu. İyi ki katılmışız, onu baştan söyleyeyim. Enes Bey'e de söyleyeceksiniz. Mutlaka tabii biz kendi aramızda zaten bunun toplantısını şey yapacağız. Herhalde bana teşekkür edeceksiniz. %100 edeceğiz. Ben çok memnun ayrılıyorum çünkü çok ince görüşmeler oldu. Evet. Pozitif sonuçlanacak görüşmeler oldu. Vinççiler bizim potansiyel müşterimiz Telendir grubunda. Evet. Bunu da iyi değerlendirdik burada gibi geliyor bana. Bunun akabinde de satışlar tabii dönecektir mutlaka. Ben çok memnun oldum. Organizasyon güzel. Problemsiz yürümesi güzel. Yani sabah buraya ikmalden, yemekten çıkmamızdan şu anki ortam güzel. Makinamızı insanlara gösterebildik. Katılım sayısı da güzel. Umduğumuz sayıda katılım oldu. Bu kadar insana makineyi götürüp... 400 kişi geldi şu ana kadar. Çok iyi bir rakam. Bu kadar insana biz makineyi tek tek götürüp gösteremeyecektik. Burada hepsine belki de göstermiş olduk. Ben memnunum. Yani iyi ki katılmışız. Önümüzdeki yıllarda da devamı yüz gelecektir. Biz tabii Allah sağlık sıhhat verirse her sene daha... Komşular Derneği'nin ikinci iftar yemeğinde Enkay'la birlikteyiz. Katılımcı oldu. Sibel